Başlayalım mı? Başlayalım. 2 dakika. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sesini yükselt. Sesini yükselt. Karış bakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi'adedi zerratil kainati ve murakkabatiha ve bi'adedi hurufil Kur'an ve esrariha. Ya mufettihal abwab iftah lana hayral bab. Estağfirullahal azim. 1. hakikat, 7. şua, ayetül kübra, 2. bab, 1. hakikat fettahiyet hakikatıdır. Yani Fettah isminin tecellisiyle basit bir maddeden ayrı ayrı çeşit çeşit hadsiz muntazam suretlerin beraber her tarafta bir anda bir fiil ile açılmasıdır. Evet, nasıl ki umum kainatın bağistanında ayrı ayrı hadsiz mevcudatı çiçekler misüllü Fettah ismiyle her birisine münasip bir tarzı muntazam ve bir şahsiyeti mümtaze kudret-i fatıra açmış ve vermiş. Açmış, vermiş. Aynen öyle de, fakat daha mucizatlı olarak zemin bahçesinde 400 bin enva-ı zihayata dahi her birisine gayet sanatlı ve hikmetli bir sureti mevzune ve müzeyyene ve mümtaze vermiş. يَخْلُقُكُمْ fi بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا min ba'di خَلْقٍ fi ظُلُمَاتٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنَّا تُصْرَفُونَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذ۪ي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Ayetlerin ifadesiyle tevhidin en kuvvetli delili ve kudretin en hayretli mucizesi suretleri açmasıdır. Bu hikmete binaen Feth-i Süver hakikatı tekrar ile birkaç suretlerde Risalet-ün Nur'da ve bilhassa bu risalenin 2. makamının 1. babında 6. ve 7. mertebelerinde ispat ve beyan edilmesinden onlara havale edip burada bu kadar deriz ki fenn-i nebatat ve fenn-i hayvanatın şehadetiyle ve tetkikat-ı amikasıyla bu Feth-i Süver'de öyle bir ihata ve şumul ve sanat var ki bir tek vahide ehad'den ve her şeyde her şeyi görebilecek ve yapabilecek bir kadir-i mutlaktan başka hiçbir şey bu cemiyetli ve ihatalı fiile sahip olamaz. Çünkü bu Feth-i Süver fiili ise her yerde ve her anda bulunan nihayetsiz bir kudretin içinde nihayet derecede bir hikmet, bir dikkat, bir ihata ister. Ve böyle bir kudret ise ancak bütün kainatı idare eden bir tek zatta bulunabilir. Evet, mesela mezkur ayetlerin ferman ettikleri gibi 3 karanlık içinde bütün validelerin erhamında insanların suretlerini ayrı ayrı mizanlı, imtiyazlı, zinetli ve intizamlı olarak hem şaşırmadan, yanlış etmeden, karıştırmadan basit bir maddeden açmak ve yaratmak olan fettahiyet ve umum ruh zeminde aynı kudret, aynı hikmet, aynı sanatla umum insanları ve hayvanları ve nebatları ihata eden bu Feth-i Süver hakikatı vahdaniyetin en kuvvetli bir bürhanıdır. Çünkü ihata etmek bir vahdettir. Şirke yer bırakmaz. Ve 1. bapta vücubu vücuda şehadet eden 19 hakikat nasıl ki vücutlarıyla Halık'ın vücuduna delalet ederler,
öyle de ihatalarıyla da vahdete şehadet ederler. Bizim yolcunun üçüncü menzilde gördüğü rahmaniyet hakkıdır. Buraya geçmiyoruz. Birinci hakikat, fettahiyet hakikatidir. Yani Fettah isminin tecellisiyle basit bir maddeden ayrı ayrı, çeşit çeşit, hadsiz muntazam suretlerin beraber her tarafta bir anda bir fiil ile açılmasıdır. Evet, nasıl ki umum kainatın bağistanında ayrı ayrı hadsiz mevcudatı çiçekler misüllü Fettah ismiyle her birisine münasip bir tarzı muntazam ve bir şahsiyeti mümtaze kudret-i fatıra açmış ve vermiş. Aynen öyle de fakat daha mucizatlı olarak zemin bahçesinde 400 bin envaizi hayata dahi her birisine gayet sanatlı ve hikmetli bir sureti mevzune ve müzeyyene ve mümtaze vermiş. Yani Fettah isminin tecellisiyle basit bir maddeden ayrı ayrı çeşit çeşit hadsiz muntazam suretlerin beraber her tarafta bir anda bir fiil ile açılmasıdır. Fettahiyet hakikati Allah'ın vahdaniyetinin en büyük delillerinden birisidir. Bakın, bütün habbeler, bütün çekirdekler, bütün tohumlar, bütün yumurtalar ve bütün yumurtaların, yumurtacıkların aynı anda gayet müzeyyen, gayet mümeyyiz, gayet farklı, gayet sanatlı ve gayet semaradar olarak açılması. Tabi Cenab-ı Hak hepimizi ülfetten muhafaza etsin. İşte bir çekirdeğe bakın mesela, bir kayısı çekirdeği. Bilgisayar diliyle o ağacın mahiyet ve hakikatını Cenab-ı Hak o çekirdeğin içerisine bir nevi yazılım programı olarak bir koymuş. Bak, toprağa atıyorsun. Belli bir müddet sonra açılım. Bak, vücut sahresine çıkış. O çıkışta intizam var, ölçü var, muvazene var, ahenk var, hikmet var, rahmet var, inayet var ve Cenab-ı Hakk'ın pek çok esmasının tezahür ve tecellisi var. Şimdi metin üzerinde gidelim, devam et. Hı. Evet, nasıl ki umum kainatın bağistanında ayrı ayrı hadsiz mevcudatı çiçekler misüllü, Fettah ismiyle her birisine münasip bir tarzı muntazam. Bu bir bak. Şimdi bak. Bütün ağaçların açılımı. Bütün habbeler, bütün çekirdekler, bütün meyveler, bütün semeratlar ve bütün mahlukat, hayvanatın, böceklerden, değil mi? Tek hücrelerden memelilere kadar karada, denizde, deryada Allah'ın yarattığı ne kadar mahlukat varsa hepsinin varlık hayatına çıkmasında Fettahiyet-i Meda birinci sır oku. Fettah ismiyle her birisine münasip bir tarzı muntazam. Bak, her birisine münasip bir tarzı muntazam. İntizamlı bir tarz içerisinde. Bak. Şimdi hayvanata bakın. Değil mi? Bak. Her nev, her nevin açılımı var. Cenab-ı Hak develer nevini yaratmış. Deve var, kaplan var, fars var, at var, değil mi? Say. Milyonlarca mahluk. Bak, vahidiyet içerisinde ehayet, ehadiyet tecellisi. İşte mesela bir koyun projesi. Bak, keçiden farklı. Diğer hayvanlardan farklı. Bak, demek her bir mahluka ayrı bir format atılmış. Bu vahidiyet. Vahidiyet içerisinde ehadiyet. Bak, hiçbir koyun hiçbir koyuna benzemiyor. Hiçbir deve bir değere benzemiyor.
Hiçbir yumurta bir yumurta, hiçbir çiçek bir çiçeğe. Bak. Demek, bak ya bak. Mümeyyiz bir vasıfla bir yaratılış. Temizle, tefrikle, intizamla yaratmak neyle olur? İlimle olur. Hikmetle olur. Kudret ve irade ile olur. Bu bir. Devam et. Ve bir şahsiyet mümtaze. Bak her birisine de ayrı bir şahsiyet. Bak. Şahsiyet. Mümtaz bir şahsiyet. Bu da ettiği ki. Kudret-i fatıra açmış vermiş. Evet. Aynen öyle de. Fakat daha mucizatlı olarak zemin bahçesinde 400 bin enva-ı zihayata dahi her birisine gayet sanatlı ve hikmetli bir sureti mevzune. Bir kere bak, gayet sanatlı. Allah'ın yarattığı mevcudata bakın. Bak, gayet sanatlı. Ölçülü, düzgün, mükemmel. Evet, gayet sanatlı, oku. Ve hikmetli bir sureti mevzune. Bir de bak, hikmete medar bir müzeyyen ne var? Bir suret verilmiş bak. Şimdi fettayet hakikati gösteriyor. Bak, kainatta israf yok. Kainatta abes de yok. Bak, her şeye, istat kabiliyetine muvafık ve mutabık bir plan, o plana göre bir giydirme, o giydirmeye medar hadsiz rahmetler, inayetler, hikmetlerin tezahür ve tecellisini bugün akıl gözü ne yapıyor? İlim gözü bütün beşere bunu gözlere göstermiş oluyor. Evet. Ve hikmetli bir sureti mevzune ve müzeyyene ve mümtaze vermiş. Bak şimdi imtiyaz. Bak. İmtiyaz, bakın eşya arasındaki imtiyaz fettayetin delili olduğu gibi Allah'ın ilminin, maharetinin ve rubet-i ilahiyenin kemalatının da delilidir. Bak, imtiyaz, farkı fark ettiren farklılık. Şimdi şu anda mesela bakın, Fettâ isminin tecellisinde en cami ayna kimdir? İnsan. İnsanın bidayetine bakın, bir damla beyaz kan diyor. Allah bir damla beyaz kanı açtı. Ya nasıl bir sanat? Ne kadar cami bir keyfiyet ve farkı fark ettiren temeyyüz, imtiyaz. Şu anda dünyada değil mi? 7,5 milyar insan yaşıyor. Bak işte Bekir Hoca'nın simasına bakın. Bak. Hayalen 7,5 milyar insanı böyle sıraya diz. Bak, Ahmet Mehmet'e benzemiyor. Mehmet Hasan, Hasan da Hüseyin'e. Bu ne demektir? Bak, bak. İmtiyaz, Allah'ın ilminin muhit olduğunu, Allah'ın ilminde karışıklık olmadığına delil ve hüccettir. Yani şu Bekir Hoca'nın siması Ahmet'e, Ahmet Mehmet'e, Mehmet Hasan, Hasan da Hüseyin'e benzemiyor. Ne demek? Demek şu simada tam 7,5 milyar farkı fark ettiren farklılık var. Allah ferttir. Allah ferttir. Ferdi ferittir. Eşi, zıddı, nıddı, benzeri yoktur. Her bir mahluk bu cihette ferdiyetin sikkesini taşıyor. Tek bir Allah'ın bak, ferdiyetine delildir bak. Hiçbir sima bir simaya benzemiyor. Bu sadece suretlerdeki açılış. Değil mi? Bir de siretlerdeki açılış var. Yani orayı biraz daha hayal alemiyle büyütmek istediğimiz zaman hayalen haşir meydanına çık. Sayısını Allah bilir. Diyelim ki 500 milyar insan yaratılmış. Bak, hiçbir insan diğer insanın aynı değil. Ya bak, nasıl bir nakkaşlık, nasıl bir hikmet, nasıl rububiyetteki bir kemalat. Demek ferdiyet, fettahiyet Allah'ın ferdiyetini gösteriyor. Tek misilsiz ve emsalsiz. Hem fettahiyet Cenab-ı Allah'ın ilminin ezelden ebede her şeyi tuttuğunu, ilmi ilahide karışıklık, iltibas olmadığını gösteriyor. Hem Cenab-ı Hakk'ın cud ve sehasını, cömertliğini, Allah bir yarattığını
bir daha yaratılmış. Onu gösteriyor. Hem Allah'ın faili muhtar olduğunu, mühür, imla, tasdik doğrudan doğruya Cenab-ı Allah'ın kabzayı rububiyetinde, kabzayı kahrındadır. Bitti. Şimdi tabi açılım simalarda okunuyor. Ama açılımın çok cihet ve cephesi var. Yani açılımı sadece, yani fettahiyete medar açılımı sadece maddi münhazayla düşünürsek o tefekkür çok nakıs ve noksan olur. Şimdi sima, hiçbir sima diğerine benziyor mu? Benzemiyor. Peki, hiçbir parmak izi diğerine benziyor mu? O da benzemiyor. 7,5 milyar insan var ama hiçbir insanın sesi diğerine benziyor mu? Çene yapısı benziyor mu? Saçının kırları ta genetik şifresine kadar Allah ferdiyetin mührünü basmış. Şimdi tabi fettahiyetin tecellisini suretlerde böyle görürdük. Biraz daha işi yani insanın anatomisini şöyle karnını yar bak. Hiçbir insanın böbreği, kalbi, ciğeri, vücudundaki diğer azaların hiçbiri diğerinin aynı değil. Dünyanın en mükemmel otomotiv fabrikaları bakıyorsun. İşte mesela Mercedes adam üretiyor. İşte E serisi, L serisi, S serisi. Kaporta aynı. İçindeki malzemeler de aynı. Ama milleti kandırmak için sarı, kırmızı, yeşil boya yapıyorlar, piyasaya sürüyorlar. Bak, hiçbir insanın gözü diğerinin aynı değil. Hiçbir insanın çene yapısı diğerinin ayrı değil. Demek Allah'ın rububiyeti külde nasıl tecelli ediyorsa cüzde de öyle tecelli ediyor. İşte fettahiyet bu cihette Allah'ın varlığının en büyük delilidir. Geniş bir nazarla baktığımız zaman bir hadis-i kutsi var. Değil mi? Ezelde Allah vardı. Allah'tan mada kimse yoktu. Mekan yok. Eşya yok. Zaman yok. Madde yok. Allah alemin yaratılmasını irade etti. O irade ile eşyanın hallakiyetiyle beraber fettahiyetin külli ve muhit tecellisi bütün kainatta azam bir derecede tecelli etti. Hiçbir ağacın yaprağı diğerine benzemiyor. Hiçbir meyve çekirdeği diğerinin aynı değil. Amerikalı bir profesör bu yağan kar taneleri üzerine araştırma yapmış yıllarca. Filmlerini de çekmiş. Hiçbir kar tanesinin o kristallerin şekli diğerine benzemiyor. Sonra adam Müslüman olmuş. Bak. Evet. Devam edelim. Oku. Yahlukukum fi yukarı bir daha çık. Ferdi mümtaz. Bak. Mümeyyiz, farkı fark ettiren bir farklılıkla yaratılışın icat sikkesi akıl gözüne ne yapmış oluyor? Görünmüş. Bedaat derecesinde görünmüş oluyor. Evet. Aynen öyle de fakat daha mucizatlı olarak zemin bahçesinde 400 bin enva-ı hayata dahi her birisine gayet sanatlı ve hikmetli bir sureti mevzune ve müzeyyene ve bak mümtaze şimdi, vermiş. Şimdi fettahiyetin açılımında bak bize iki pencere sunuyor. Biri sanat. Açılımın arkasında ne görünüyor? Bedi ve mucizene bir sanat. Allah'ın bari isminin tecellisi. Yani kalıptan döker gibi kusursuz ve mucizane yaratılış. Kalıptan döker gibi ya kusursuz ve mucizane yaratılış. Sanatlı yaratılış. Arkasında o tezinatın arkasında da hadsiz ve nihayetsiz hikmet. Yani yaratılan hangi şey abes, hangi şey manasız, hangi şey hakikatsız. İşte ilimdeki
Eşeğe medar bütün hikmetler, maslahatlar ve güzellikler bu sanatın arkasındaki hikmete medar güzelliğin, muhit güzelliğin azam tecellisini ilim gözüyle akla gösteriyor mu? Gösteriyor. Evet. يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنَّا تُصْرَفُونَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذ۪ي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Ayetlerin ifadesiyle tevhidin en kuvvetli delili ve kudretin en hayretli mucizesi suretleri açmasıdır. Şimdi yani atladık da ince noktayı. Ezelde Allah vardı. Değil mi? Allah'tan ma'da kimse yoktu. Cenab-ı Hak eşyanın yaratılmasını irade etti. Hallakiyetle beraber fettahiyetin tecellisi. Kainattaki bütün tezinatlar, bütün güzellikler, bütün rahmete, inayete madar, bütün tecelliler Fettah isminin azam tecellisinin muhtelif istidat aynasındaki tezahür ve tecellisidir. Evet. Bu gözle baktığımız zaman Allah Allah. Evet. Tevhidin en kuvvetli delili ve kudretin en hayretli mucizesi suretleri açmasıdır. Bu hikmete binaen Feth-i Süver hakikati tekrar ile birkaç suretlerde, yani bir de Cenab-ı Hak hepimizi ülfetten muhafaza etsin. Yani şimdi tavuk hayvanatın en şeylerinden, istat ve kabiliyeti en naks. Az akşam kararlı zaman kümesi göremiyor, tanıyamıyor tavuk. Bir şart adi sünnetullah kanununa göre 20 tane, 30 tane yumurtayı koyuyorsun. Ne yapıyor? Sabat şartı adi üzerinde oturuyor. Ya 21 gün sonra bak şimdi çiğ yumurta kırılsa affedersiniz ama sümük gibi ya. İnsanın parmağını ne yapıyor? Elini rahatsız ediyor ya. Sümük gibi bir madde. Ya 21 gün sonra bakın kabuk çatlıyor. Hayat. Civciv yürüyor ya. Gözü var görüyor. Hissiyatı var ya. Hissiyatı var. Kartalı görünce kime sığınıyor? Anasının kanadına sığınıyor ya. Nasıl bir açılım ya. Allah rehavetten, ülfetten hepimizi muhafaza etsin. İşte mucize de, mucizelerin mucizesi ya. Allah, Cenab-ı Allah bakın fettahiyetle eşyanın mahiyetini değiştiriyor. Rububiyetinin kemalını gözlere gösteriyor. Kardeşlerle konuşuyorduk. Şimdi insanların ham maddesiyle mamul maddesi arasında çok yakın bir ilgi var. Değil mi? Bu kanun. Buradan tahta giriyor, öbür taraftan atölyede mobilya çıkıyor. Buradan pamuk giriyor, öbür taraftan tekstil çıkıyor. Bak. Buradan kapı odun giriyor, öbür taraftan kapı ve pencere çıkıyor. Bakın. Şimdi beşerin ham maddesiyle mamul madde arasında çok yakın bir ilişki var. Bakın ama Allah'ın ruhiyeti ve Fettah isminin açılımı veriyor. Bahardaki açılım ya. Tamam bak. Tahtadan kapı ve pencere yapmak kolay. Ama tahtadan, odundan kiraz yaratmak, üzüm yaratmak, meyve yaratmak. İşte Allah'ın kudreti. Allah'ın hallakiyeti. Allah'ın rububiyetinin kemalatı, Allah'ın Fettah isminin tecelliyatı. Evet. Bu hikmete binaen Feth-i Süver hakikati tekrar ile birkaç suretlerde Risalet-ül Nur'da ve bilhassa bu risalenin ikinci makamının birinci babında 6. ve 7. mertebelerinde ispat ve beyan edilmesinden onlara havale edip burada bu kadar deriz ki fenn-i nebatat ve fenn-i hayvanatın şehadetiyle ve tetkikat-ı amikasıyla bu Feth-i Süver'de öyle bir ihata ve şumul ve sanat var ki
bir tek vahide ehadden ve her şeyde her şeyi görebilecek ve yapabilecek bir kadir-i mutlaktan başka hiçbir şey bu cemiyetli ve ihatalı fiile sahip olamaz. Çünkü bu Feth-i Süver fiili ise her yerde ve her anda bulunan nihayetsiz bir kudretin içinde nihayet derecede bir hikmet, bir dikkat, bir ihata ister. Ve böyle bir kudret ise ancak bütün kainatı idare eden bir tek zatta bulunabilir. Evet, mesela mezkur ayetlerin ferman ettikleri gibi üç karanlık içinde bütün validelerin erhamında insanların suretlerini ayrı ayrı mizanlı, imtiyazlı, zinetli ve intizamlı olarak hem şaşırmadan, yanlış etmeden, karıştırmadan basit bir maddeden açmak. Şimdi hakikaten yani şu ana rahmindeki cenenin teşekkülüne bak. Fettayetin azam derecesinde tecellisini akıl gözüne gösteriyor. Şimdi bu şeyler, kameralar falan da gelişti. İşte bakıyorsun, çocuk cenin bir haftalık, fasulye kadar. İşte işin uzmanları da 10 gün sonra kalp çalışıyor ya. Bir hafta sonra, iki hafta sonra. Kafa büyüyor. Sonra 9 ayda teşekkür. Hayata ne lazım? Değil mi? Ne kadar lazım? Ne mahiyette, ne masıf, ne vasıfta, ne sıfatta lazımsa Allah'ın takdiri, tanzim ve tertibinde tezgah-ı ilahiden o çocuk bak öyle yaratılıyor ya. Zahiren baksan değil mi? O ana rahminde çocuk bakın göbekten besleniyor ve sürekli ne yapıyor? O üç şeyin içerisinde, değil mi? Üç sıvının içerisinde, üç paket, üç karanlık paketin içerisinde. Çocuk bakıyorsun ayaklarında şey diyor, değil mi? Tekme atıyor. Değil mi? Şimdi ona sorsan, onun anlayışına, onun mantığına göre bu ayaklar fazla. Şimdi ana rahminde ayağa ihtiyaç var mı? Yok. Ona sorsan ağız da fazla. Çünkü nereden besleniyor? Göbekten besleniyor. Göz zaten kapalı. Kulağa ihtiyaç yok. Şimdi Allah'ın projesi. Kainatta arzın halifesi olacak. Allah'ın halili, dostu, enisi olacak. İnsanın teşekkülündeki mucize, kudretin tahakkuku. Ya bak, nasıl bir proje. Nasıl bir mahiyet, nasıl bir keyfiyet bak. Şaşırmadan, temiz ve tefrik içerisinde müzeyyen, sanatlı, mükemmel o çocuğun dünyaya gelmiş. Hakikaten mucizelerin mucizesidir. Dikkatle bakarsak harikaların harikasıdır. Evet. Hem şaşırmadan, yanlış etmeden, karıştırmadan basit bir maddeden açmak ve yaratmak olan Fettahiyet ve umum ruhi zeminde aynı kudret, aynı hikmet, aynı sanatla umum insanları ve hayvanları ve nebatları ihata eden bu Feth-i Süver hakikati vahdaniyetin en kuvvetli bir bürhanıdır. Çünkü ihata etmek bir vahdettir. Şirke yer bırakmaz. Bak şimdi Fettahiyetin tecellisi bu bütün kainatta ve muhit. İntizamlı, dakik, müzeyyen ve mükemmel. Şimdi buraya kadar olan ders mükemmelatta, eşyada Fettahiyetin tecellisi. Peki Fettahiyetin başka tecellisi var mı? Var. Hayat-ı baki, hayat-ı ebediye noktasından esas Fettahiyetin tecellisi. İman, kalbin açılımıdır. Kur'an'da 50 küsur yerde kalpler hakkında tasvir var.
bulanık kalpler, kirli kalpler, mühürlenmiş kalpler. Bak, bak, fettahiyetin bir müminin dünyasında ilk ve en birincisi, hayata bir de hayat-ı bakiye noktasından en kıymetleri kalbin marifete, imana açılmasıdır. Elem neşrah leke sadrek. Cenab-ı Hak, biz senin göksünü aşmadık mı? Biz senin göksünü aşmadık mı? Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Süre-i Taha'da duası var. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri mahlul ukdeten min lisani. Lisanımdaki düğümü çöz. Göksümü aç. Bak. Şimdi Allah fettahiyetteki nasibimizi büyütsün. Şimdi bir kardeşim, ya ben 10 senedir Risale-i okuyorum ama tam bana açılmıyor, tam anlamıyorum. Feyz-i ilahide kusur yoktur kardeş. İçini murakabe et. Demek fettahiyete medar açılımlarda senin nasibin nakıs ve noksan. Bakın, Allah bir kulunu ziyade severse ona inşirah-ı kalbi, imbisat-ı ruhu verir. Allah bir kulunu ziyade severse ona inşirah-ı kalbi, imbisat-ı ruhu verir. Fettahiyetin insanın siretinde, iş dünyasındaki açılımı Allah'ın rahmetinden, inayetinden azim bir mazhariyettir. Allah Cenab-ı Hak bu manada fettahiyete medar açılımlarımızı ziyadeleştirsin. Bakın, fettahiyetin açılımının birinci merhalesi tuluattır. İdraktaki açılım. Şimdi okuyorsun. Marifetullah'a medar bir metni okuyorsun. Sonra diyorsun ya Allah Allah, ya ben bu şu metni 20 senedir okuyordum. İlk defa bu mana zihnime göründü. Bil veya bilme, o nedir? O tuluattır. Bak, tuluat akliyedir. Ama tuluat var. Tuluat var. Tuluat-ı kalbiye var. İkinci bir açılım. Bak, sunuat-ı Kur'aniye var. Üstad ne diyor? Risale-i Nurların ilham-ı ilahi olduğuna, sunat-ı Kur'an'ı olduğuna bütün imanımla kanıyım. Demek akılda tuluat, kalpte sunat, iş dünyada ihtarat, ihtar. Namaz tesbihatında diyor, şu hakikat ne oldu? Bana ihtar edildi. Başka? İlhamat. Meleklerin ilhamatı var. Hayvanatın ilhamı var. Ve evha rabbike ilan nahl diyor bak. Biz arıya vahy ettik, ilham ettik. Bak. Hayvanatın ilhamatı var. Meleklerin ilhamatı var. İntak var. Haberin olmadan Cenab-ı Hak bir hakikati sana ne yapıyor? Senin dilinle beyan ediyor. Ha. Külli ilhamat var. Varidat var. Allah Allah. Demek kalbin safası, ruhun inşirahı, mahiyet-i insaninin imbisatında yatan azim sır, fettahiyetteki, mazhariyetteki payımızın büyüklüğüdür. O cihette ism-i fettaha medar mazhariyetler açılmış olsa, mesela Risale-i'nde ne var? Meşrebi Übeyisi var. Meşrebi Übeyisi. İntak var. İlhamata mazhariyet var. Derin ve mudil meseleleri çözmek, idraka yakınlaştırmak var. Bak, kalbin teyakkuzu ve uyanıklığı içerisinde, mana tabakaları içerisinde inşirah ve imbisat var. Bütün bunlar da fettahiyete medar nedir? Mazhariyetlerdir. Mesela bir Risale'den bir cümle bakıyorsunuz. Bakın, her cümlenin, her mananın bir tabakayı fikriyesi vardır. Fikir tabakasındaki açılım zerrelerden ta galaksilere kadar.
Yani pratik ifade edersek, ilkokula giden bir çocuk da atomu bilir. Bir atom profesörü de atomu bilir. Hani Üstad misal veriyor ya, bir âmi adamın bu ayetten hissesi, bir arifin, bir münevverin. O sahadaki uzman bir insanın bakışı. Demek, bak, mertebe-i fikre noktasında Fetta ismine medar, masariyet var. Ruhun inbisatı nispetinde masariyet var. Kalbin iştiyakı, ruhun tahareti ve temizliği nispetinde fettayete medar, masariyetler var. Uzun gidiyor. Demek ki kevni fettayetle beraber Cenab-ı Hakk'ın ikram ve ihsanatına medar, varidat-ı Kur'aniye'ye esas olan fettayetin açılımı da ümmete ayrı bir rahmettir. Bak, onlar müşkilleri çözmüşler. Hakikatları idraka yakınlaştırmışlar. Manevi güzelliklerin kokularını, tat ve lezzetlerini hayatlarıyla, lisanlarıyla, beyanlarıyla, simalarıyla, güzel ahlaklarıyla teşhir etmişler. Cenab-ı Hak hem kainattaki şu fettayet hakikatlerinin tevhid noktasından açılımını bize ikram etsin, hem de kalbimizi, ruhumuzu, gönlümüzü, latifelerimizi de ismi Fettah'tan nasibini ziyade nasip olan kulları içerisinde bize muamele eylesin. Amin. Ve birinci bapta vücubu vücuda şehadet eden 19 hakikat nasıl ki vücutlarıyla Halık'ın vücuduna delalet ederler, öyle de ihatalarıyla da vahdete şehadet ederler. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin lillahi teala el fatiha ma's salavat.